Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz okumuş olduğum Mümtehine Suresi 3. ayeti kerimesinde bizlere bir hakikati hatırlatıyor ve şöyle buyuruyor. لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ Kıyamet gününde yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermez. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ Çünkü Allah aranızı ayırır. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah yaptıklarınızı bilendir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in insanın fıtratına uygun olarak en çok sevilen varlıklar arasında çocukları da zikretmesi çok önemlidir. Bu ayet-i kerimede insanın en çok sevdiği çocuklar ve akrabalarının o insana kıyamet gününde fayda vermeyeceğini Yüce Rabbimiz bizlere beyan ediyor. İnsanoğlu, bizler önce kendi nefsimizi severiz. Sonra diğer insanları severiz ve bu diğer insanlar arasında en fazla da annelerimizi, babalarımızı, çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve diğer durumuna göre diğer akrabalarımızı severiz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın insan topluluklarını bir arada tutmak bakımından çok önemli olarak insana vermiş olduğu muhabbet özelliğidir. Yani bir insan bu sevgiyi sadece kendisine hasrederse bu bencilce bir sevgi olur. Tek bir insana hasrederse bu da bencilce bir sevgi olur. Ve bu muhabbet tam olarak kullanılmamış olur. Bu sevgi tam olarak kullanılmamış olur değerli kardeşlerim. Çocuklarımızı sevmek, daha da genişletecek olursak, annemiz ve babamız da dahil, kardeşlerimiz de dahil, bütün akrabalarımızı sevmek bu yüzden fıtridir. Yani Allah'ın yaratılıştan bizim içimize koymuş olduğu bir duygudur. Zaman içerisinde insan kendi iradesiyle fıtratını bozabilir ve bu sevgisini elbette ki daraltabilir. Böyle yapan insanlar da vardır. Sevgili kardeşlerim, ve hatta insan sadece kendi akraba ve çocuklarını sevmekle kalmamalı, bütün insanları da sevmeli ve insanlar için bir şeyler yapma noktasında gayret göstermelidir. Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerinde mal ve çocukların dünya hayatının süsleri olduğunu bizlere bildirir. Bir ayet-i kerimede mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın buyurulur. Yüce Rabbimiz bizim dikkatimizi çeker. Yani mal sahibi olmak, çocuk sahibi olmak önemlidir. Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir. Ama zihninizi, duygularınızı, aklınızı, kafanızı, hayalinizi, her şeyinizi sadece bu kazandığınız ya da kazanacağınız mallara sarf ederseniz, dünyaya gelen ve gelecek olan çocuklara sarf ederseniz, sadece bunlarla ilgilenirseniz, bu da sizi Cenab-ı Hakk'ı anmaktan, sizi yoktan var eden Allah'ı hatırlamaktan alıkoyar. Bu da çok büyük bir tehlikedir. Bu yüzden bir başka ayette Yüce Rabbimiz kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz ikazını da bize yapar.
Yani Cenab-ı Hak insana çocuklar nasip etmiştir, bir aile nasip etmiştir, eş nasip etmiştir. Bunları da efendim bir insanın koruması gerekir. Kendisini cehennem ateşinden koruduğu gibi ailesini ve çocuklarını da cehennem ateşinden korumak için gayret göstermesi gerekir ki Yüce Rabbimiz bazı ayetlerde bu noktaya dikkat çekiyor. Bütün bunlar çocuklarla ve aileyle ilgili, akrabalarla ilgili aslında bize bir ölçü getiriyor sevgili kardeşlerim. Bakınız ayet-i kerime Hatib bin Belta'nın akrabaları, çocukları Mekke'de bulunan Hatib bin Belta'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye fethini bunlara haber vermesinden sonra nazil olmuştur. Bu çok önemlidir. Yani akrabalarını, çocuklarını, malını tehlikeden kurtarmak istiyor. Kim? Hatib bin Belta. Tabii bu durumu Yüce Rabbimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bildiriyor. Daha önceki ayetlerde bunlar zikrediliyor. Ayetin nüzul sebeplerinde bunlar anlatılıyor. Ve Peygamberimiz sahabelerini Hatib bin Belta'nın casus olarak gönderdiği, haberci olarak gönderdiği Sare isimli kadının peşine takıyor ve onu yakalıyorlar. Sonra Peygamberimizin huzuruna getiriyorlar. Burada dikkat çekilen husus değerli kardeşlerim, çocuklarının malını, akrabalarını korumak için koca bir İslam camiasını, Peygamberimizi ve ashabını riske atan, tehlikeye atan bir sahabi hakkında bu ayetin nazil olmasıdır. Bu dikkat çekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Diyor ki ayet manen, sen Müslüman olmayan çocuklarını kurtarmak istiyorsun. Ve orada bulunan malını kurtarmak istiyorsun. Yine Müslüman olmayan akrabalarını sen tehlikelerden kurtarmak istiyorsun. Ama Müslümanların bir fetih hazırlığını müşriklere haber verdiğinin farkında değilsin. Çünkü onlar diğerlerine haber verecek. Ve bu defa onlar bu fetih dolayısıyla hazırlık yapacaklar ve bir savaş olacak. Kan dökmeden meydana gelen bir fetih, eğer bu şekilde Yüce Rabbimizin bildirmesi olmasaydı, çok büyük bir savaşla neticelenebilecekti. Sonucu elbette Cenab-ı Hak tayin edecekti değerli kardeşlerim, ama büyük bir sıkıntı olacağı kesin. Dolayısıyla böyle bir durumda bir Müslümanın ne yaptığına dikkat etmesi gerekiyor. Kimlerle irtibat kurduğuna, ne için irtibat kurduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Ayet-i Kerime bu noktada bizi ikaz ediyor. Ayet-i Kerime Hatib bin Belta hakkında inmiş ama hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimizin akrabaları var, hepimizin malı var, imkanı var. Durumuna göre kiminin çok var, kiminin az var ama sonuçta Cenab-ı Hak herkese bir şey takdir etmiş sevgili dostlar. Şimdi bu durumda tahmin ediyorum Ayet-i Kerime'nin Hatib bin Belta'nın ötesinde kıyamete kadar gelecek olan müminlere de vermek istediği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların en önemlilerinden bir tanesinin ben altını çizmek istiyorum. Efendim, biz Müslümanlar ve müminler olarak çocuklarımızı, akrabalarımızı severiz ve sevmeliyiz de. Bu zaten fıtri bir şeydir. Fakat çocuklarımız ve akrabalarımız için bir menfaat sağlamak uğrunda başka müminlerin, başka insanların zarar görmesine sebep olacak bir davranış içinde olamayız. Bencilce hareket edemeyiz. Hele de çok büyük bir felakete sebep olacak bir davranışsa bu. İşte Mekke'nin fethinin haber verilmesi gibi. Öyle dahi olmasa kendi çocuklarımız, kendi akrabalarımız için, onların menfaatleri için başka insanların menfaatlerine zarar veriyorsak değerli kardeşlerim, bu bir zulümdür, bu bir haksızlıktır. Bir mümin böyle yapamaz. Bir mümin, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şeriflerinde bildirdiği gibi, hayrun nâsi men yenfâhum linnâs. İnsanların en hayırlısı, başkalarına faydası dokunandır, zararı değil. Ama siz çocuk ve akrabalarınızı ön plana aldığınız takdirde, onların menfaatlerini ön plana aldığınız takdirde başka insanların zarar görmesini önemsemediğiniz takdirde bunun tersini yapmış olursunuz. Bu çok büyük bir haksızlıktır, zulümdür, kötülüktür, büyük günahtır.
Ve Cenab-ı Hak böyle bir davranış içerisinde bulunmaktan Hazreti efendim Hatip bin Beltan'ın şahsında, o Bedir ashabından olan Hatip bin Beltan'ın şahsında bütün müminlere bu ikazını ve uyarısını yapıyor. Sakın ha kendi şahsi menfaatiniz için, çocuklarınızın menfaati için, akrabalarınızın menfaati için başka insanları, müminleri zarara sokacak bir davranışta bulunmayın. Onları da mutlaka gözetin. Onlara da zarar dokunmasın. Öyle bir şey yapın ki mesajını bu ayet-i kerime bize vermiş oluyor. Bunun dışında değerli kardeşlerim, daha geniş çerçevede bu ayeti şöyle düşünebiliriz. Ey müminler, çocuklarınızı İslam dini üzere, Kur'an ve Hazreti Muhammed ahlakı üzere yetiştiriniz. İman ve İslam'ı onlara güzel öğretiniz. Bu konuda onlara güzel örnek olunuz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, davranışlarını onlara çok güzel bir şekilde öğretiniz. Ve siz bu noktada onlara güzel örnek olunuz. Güzel ahlakın numunelerini siz üzerinize taşıyınız ki çocuklarınız da size bakarak güzel ahlaklı olsunlar. Çünkü çocukların, sevgili kardeşlerim, en çok taklit ettikleri kişiler onların anneleri ve babalarıdır. Sonra diğer akrabaları ve daha sonra belli bir yaştan sonra öğretmenleri ve toplumdaki diğer insanlardır. Ön planda olan insanlardır. Ama ilk öğretmenler anne ve babalardır. İlk taklit edilen kişiler onlardır. Konuşma tarzı, üslubu, davranışı, efendim yalan söyleyip söylemediği, güzel ahlakı, kötü ahlakı, her şeyi bir ayna gibi çocukların üzerinde yansır. Bu yüzden çocuklarımızı efendim güzel örnek olarak İslam ahlakı üzere yetiştirmeye dikkat etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bizim toplumumuzda din, iman ve İslam'la ilgili neredeyse hiç denecek kadar az bilgi sahibi olan çocuklar çoktur. Bilmiyorum, sizler çocukları gördüğünüz zaman biraz ilgileniyor musunuz? Sorular soruyor musunuz? Ben konuşabilecek çocukları gördüğüm zaman 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaşlarında diyelim. Mutlaka onlarla konuşmaya çalışıyorum. Dinimizle ilgili temel bir takım sorular soruyorum. Namazla ilgili sorular soruyorum. Efendim, duaları soruyorum. Çok çeşitli sorular soruyorum ama maalesef yüzde yaklaşık olarak 80'inden istediğim cevabı alamıyorum. Anne ve babaların bu din hususunda, dinimizin emirlerini, dinimizin ibadet kurallarını, dinimizin ahlak kaidelerini hem yaşayarak hem söyleyerek çocuklarına göstermediklerini müşahede ediyorum ve bu beni tabii ki çok üzüyor. Biz de bu konularda şahıs olarak mutlaka hatalarımız çoktur. Ama bu hatalarımızı hepimiz düzeltmekle mükellefiz. Çocuklarımızı bu noktada en güzel şekilde yetiştirmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, küçük yaşta çocuğumuzun terbiyesiyle, ahlakıyla ilgilenmezsek gayrimüslim bir insan gibi onu yetiştirmiş oluruz. Dinsiz bir insan gibi onu yetiştirmiş oluruz. Bizi taklit ederek Allah birdir, Allah vardır diyebilir ama siz dinimizin o ibadet kurallarını, imanın güzel o esaslarını, ahlakın o güzel vasıflarını öğretmezseniz, Peygamberimizin ahlakını öğretmezseniz bu çocuk bir ecnebi gibi yetişir. Gayrimüslim bir çocuk gibi yetişir ve büyüdüğü zaman da kolay kolay onu tekrar eğitemezsiniz. Ve bu çocuk, değerli kardeşlerim, yarın büyüyecektir ve sonra vefat edip öldüğünde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda o anne ve babasından şikayetçi olacaktır, ne kadar da büyük de olsa. Evet, kendisi daha sonra iradesiyle dinimizin güzel ahlaklarını öğrenmediğinden dolayı elbette sorumludur ama bunu ilk baştan onlara öğretmediği için anne baba da ayrı bir sorumluluk taşımaktadır ve bu yüzden o çocuklar anne ve babalarından şikayetçi olacaklardır. Ya Rabbi, bize dinimizin güzel esaslarını benim annemiz ve babamız bizim güzel bir şekilde bize öğretmedi. Biz de büyüyünce ihmalkarlık yaptık, dünya telaşesine kapıldık, öğrenmedik diyecekler. Onun sorumluluğu onlara ait ama çocukken öğretilmemesinin sorumluluğu anne ve babalarına aittir. Değerli kardeşlerim, işte bu şikayetçi olma noktasından kendimizi kurtarmak için mutlaka çocuklarımıza küçük yaşlarından itibaren dinimizi öğretmeliyiz. Biz bilmiyorsak önce biz öğrenmeliyiz. Bunun için denmiştir ki el-ilmu fis-sigar ken-nakşi fil-hacer. Küçükken bir şey öğrenmek, bir efendim taşa nakış yapmak gibidir.
Ama büyüyünce bir şey öğrenmek de suyun üzerine yazı yazmak gibidir denmiştir. Yani o çabuk unutulabilir ama çocukken öğrenilen şey taşa yapılan nakış gibi insanın üzerinden kolay kolay kaybolmaz, geçmez ve ölene kadar da o insanda kalır. Değerli kardeşlerim, İslam dinini öğrenmeden çocuklarımız yetişirse kıyamet gününde bizim azabımızın artmasına sebep olurlar. Bu yüzden çocuklarımızı dünyada da ahirette de bize fayda verecek şekilde yetiştirmemiz lazım. Biz zannetmeyelim ki biz çocuklarımızı sadece dünyevi olarak yetiştirirsek, efendim ekonomik olarak kalkınmalarını düşünürsek, sadece bedensel gıdalarını düşünürsek, maneviyatına önem vermezsek, bu çocuklar bize dünyada fayda verir, ahirette de bize fayda verir. Böyle zannetmeyelim. Bu çocuklar bizim için. Onları İslami bir terbiye yetiştirmezsek hem dünyada bizim istediğimiz şekilde olmayacaklar, biz yaşlandığımızda efendim bizimle ilgilenmeyecekler, hem de ahirette bizden şikayetçi olacaklar ve bize de asla yardım edemeyecekler. İşte ayet-i kerime zaten bunu bizlere ifade ediyor. Sizin akrabalarınız ve çocuklarınız kıyamet gününde size hiçbir fayda vermeyecek. Ama onları din üzerine, İslam üzerine ibadet ahlakını öğreterek, İslam'ın güzel ahlakını öğreterek yetiştirirsek hem bu dünyada bize fayda verecek hem de ahirette bize fayda verecek. Çünkü onların işledikleri her bir sevaptan biz de hissedar olacağız ve böylece inşallah Yüce Rabbimizin bizi cennete koymasına vesile olacak. Değerli kardeşlerim, bunun için çocuk meselesi çok mühim ama bugün televizyonun ve sokakların bir de internet kafelerin ahtapot gibi olan kollarına terk edilmiş durumdadır birçok çocuğumuz. Lütfen etrafınızdaki internet kafeleri bir dolaşın. Okuldan kaçan çocuklarla doludur. Ya da öğleden sonra sabahleyin boş olan gençlerle çocuklarla doludur. Onların ne yaptıklarını hiç kimse bilmiyor. Anne babaları, efendim çocuklar yanımızda değil, oh ne rahatız diye belki de seviniyorlardır ama bu çok yanlıştır. Lütfen çocuklarımızı takip edelim. Bakınız, çocuklarımıza gereken önem vermezsek bir ayet-i kerimede bildirildiği gibi يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَبَنِهِ. Öyle bir gün gelecek ki insan kendi kardeşinden, annesinden ve çocuklarından da kaçacak. İşte o kıyamet günü. Nerede kaldı? İnsan birbirisine orada fayda verecektir. Fayda sadece çocuklarımızı salih bir şekilde yetiştirmek de mümkün sevgili kardeşlerim. Ve çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirip bize şefaatçi olmalarını sağlamak, bizim için hep hayır duası etmelerini sağlamak için de dünyadayken hem gayret göstermeliyiz hem de tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu gibi hem kendimize hem çocuklarımıza dua etmeliyiz değerli kardeşlerim. Bakınız, o duaların bir tanesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam buyuruyor: Rabbi canli mukimes saleh ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Yani Allah'ım sen beni namazı dosdoğru kılanlardan eyle, benden meydana gelecek zürriyetimi de namazı dosdoğru kılanlardan eyle ve Rabbimiz duamızı kabul eyle diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dua gibi buna benzer duaları hem kendimiz hem de bizden gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için yapmalıyız. Onların hayırlı bir evlat olması için ve dünyada da ahirette de inşallah bize fayda vermesi için yetiştirmeye gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Lütfen bu konuyu biraz daha derinlemesine düşünelim diye ben de burada düşüncelerimi sizlerle paylaşmış oluyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihakkil Kur'ani ve bihakki men unzile aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an. Vec'alil Kur'ane şifaen lana min kulli da'in ve munisan lana fi hayatina ve ba'de mematina. واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك
ve keremike ve ihsanike ve rahmetike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ve salli ve sellim ala men ezzelte aleyhül Kur'an ve erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya rabbel alemin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.